Efendim iç açmalar haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz değerli izleyiciler. Muğla'dayız. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yoğun bir biçimde çalışmalarını sürdürürken siyasi partilerde hareketlilik her geçen gün artıyor. Evet. Ege'deyiz. Muğla'dayız ve Muğla'nın turistik ilçelerinden biri Datça'dayız. Datça'da da bu hareketlilik gerçekten neredeyse halk saplaya ulaştı. 1,5 gündür buradayız. Halkın nabzını tuttuk. Evet. Datça'da belediye başkan adaylarından kimler öne çıkıyor? Kimlerin şansı daha fazla? Vatandaşa sorduk. Evet. Şansı fazla olanlardan birisinin seçim bürosundayız ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın adayı diş hekimi Feyzullah Güladay'la birlikteyiz. Efendim iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim sizler. Biz de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Efendim öncelikle tabii burası Datça. Çok güzel, turistik bir il. İnsanları da güzel, sıcak gördük. Gülada kimdir efendim? Biraz tanıyabilir miyiz? Feyzullah Gülada 72 doğumlu. İlk orta lise öğrenimini İzmir'de tamamlamış. Üniversite öğrenimini Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 94 yılında tamamlamış, diş hekimi olarak çalışan, şu anda taze siyasetçi, bir belediye başkan adayı. 94'te Diş Hekimliği Fakültesini bitirdikten sonra burada kendi memleketimizde Yakaköy'ünde, Palantpük mevkiinde bir muayenehane açmıştık. Bir 5 yıl kadar orada çalıştım. Daha sonrasında Ankara'da özel bir poliklinik işletmek suretiyle çalışmaya devam ettik. Sonrasında devlet hizmeti olarak memuriyete geçtiğimizde de Muğla'nın Kavakdere ilçesine tayin oldum. Orada başhekim yardımcılığı, sağlık grup başkan yardımcılığı görevlerini yürüttüm. Şimdi en son görev yerim Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi. 6 senedir de oranın başhekimliği görevini yürütüyordum. Bu başkanlık adaylığı süresince de bununla ilgili olarak biliyorsunuz istifa süreci gündeme geldi. Kasım sonu itibariyle de istifamızı verdik. Adaylık sürecimiz başladı. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman Muğla'lıları sizi biliyorlar. Biliyorlar. Başhekimliğinizi tanıyorlar. Evet. Evet. Peki oradan başlayalım. Muğla'nın diş sağlığı nasıl efendim? Bizim olduğumuz yerde her şey güzel olur. Güzel olur. Güzel olur. Yani bir risk var mı geleceğine ilgili? O riski zaten bertaraf etmek için o görevlere talip olduk ve yürüttük. İnşallah bundan sonra da Datça'nın risklerini bertaraf etme yolunda da hızlı adımlarla, güçlü adımlarla ilerliyoruz. Evet, gelelim Datça. Efendim, seçmen sayısını biliyorsunuz siz. Hı-hı. Nüfusu da malum, giderek belki göç veren, hı-hı, bir ilçe mi? Datça nasıl bir ilçe? Datça göç alan bir ilçe. Sizin de bildiğiniz gibi Datça Türkiye'nin göz bebeği, gözdesi. Ama şu an için baktığınızda hak ettiği yeri alıyor mu derseniz, o tartışılır. Şu an evet kalplerde hep hak ettiği noktalarda ama baktığınızda yaşam kalitesi olarak maalesef istenilen durumda değil. Maalesef. Yani yatırım anlamında, sosyal yaşantı anlamında eksiklikler mi var? Kesinlikle çok büyük eksiklikler var. Çok büyük. Yani bugüne kadar yapılamayan mesela bir altyapı. Şu an kanalizasyon sisteminin düzgün sağlıklı işlemediği bir Datça. İçme suyuyla ilgili ciddi sıkıntıların olduğu tankerlerle mahallelere içme suyu da değil, kullanma suyu taşındığı bir Datça. Bundan bahsediyoruz. Arıtma sisteminin, tabii ki arıtma sisteminin işlerlik kazandırılamadığı bir Datça'dan bahsediyoruz ki bunlar biliyorsunuz hayati meseleler, insani meseleler. Bununla beraber geldiniz, dolaştınız, 1,5 gündür buradasınız. Yollarıyla ilgili sıkıntıları zaten kendiniz de gördünüz. Evet. Şu an o yollarla ilgili mesela tek bir caddeniz var. Hala çözülememiş olan bir ulaşım sorunu var. Evet. Şimdi evet ulaşım sorunu var, su sorunu var, altyapı sorunu var dedik. Evet. Tabii hayatın içerisinde bu sorunlar devam edip gidiyorlar. Ben Datçalı sizi biliyor, Muğla'lı olduğunuzu ifade etmiştiniz. Ve iddialısınız da. Cumhuriyet Halk Partisi adayı var. Siz varsınız, İYİ Parti adayı var. 3 aday mı var efendim? Yok, 5 aday var bildiğim kadarıyla. 5 aday var. Hem bu adaylar içerisinde öne çıkan, yani mesleki olarak da, kariyer olarak da belki siz varsınız, diş hekimisiniz, yani bir tıp adamı, tıp insanı olarak. Datça'nın sorunlarını eğilebilmek, neşte vurabilme adına, diyelim ki kazandınız. Sizin adınız hayırlı olsun diyorum. İnşallah. İlk önce Datça'nın sorunlarını çözme adına nereden başladınız? Şimdi önce hastayı ayağa kaldırmanız lazım biliyorsunuz. Şu an komada olan bir hastadan bahsediyoruz. Öncelikle ayağa kaldıracaksınız ki daha sonrasında makyajını tazeleyebilirsiniz. Maalesef şu anda o ayağa kalkma noktasında ciddi sıkıntılar yaşayan bir Datça var. Su problemi ciddi manada. Bununla beraber yine söylüyorum, altyapıyla ilgili çok ciddi problemimiz var. Bir tane caddemiz var maalesef, o da daraltılmış
ve aynı zamanda tek yöne düşürülmüş ve esnafın, oradaki çalışanların işlerini çok ciddi manada bozmuş bir ulaşım sistemi oluşturuldu son dönemde. Tabii ki bunlarla ilgili çözümleri biz çalışıyoruz. Şu anda projelerimiz de hazır. O çözümleri de ortaya koyacağız. İnşallah çok kısa zamanda da bunların halkımıza hissettirecek şekilde de emin olun güçlü adımlara da geleceğiz. Gideceksiniz. Seçmen sayımız nedir efendim? Şu an Datça'nın nüfusu 22 bin. Seçmen sayısı da 17 bin. 17 bin. Sanıyorum son yıllarda burayı Cumhuriyet Halk Partisi yönetti. Doğrudur. Yerel anlamda. Doğrudur. Bu sizin için bir dezavantaj mı? Seçime girerken avantaj mı? Ya bunu da avantaj dezavantaj şeklinde değerlendirmemek lazım. Sonuçta bir yerel seçime gidiyoruz. Genel seçim değil. Burada kişilerin ön plana çıkması, hizmet sunumu noktasında inandırıcılığı olan adayların ve projelerin burada yarışması gerekiyor. Burada partilerden ziyade insanların kişiliği, ortaya koyacağı hizmet ve bundan önce yapmış oldukları hizmetler değerlendirilmeli. Kişilerin feedbackleri bakılarak daha sonra neler yapılabileceği şeklinde yorumlandığı takdirde de zaten bazı şeyler kendinden ortaya çıkacaktır. Çıkacaktır. O zaman sonlara doğru geçiyoruz. Sayın Yuvada, şunu da sormak istiyorum. Kişiler tabii bu seçimde, yerel seçim olunca öne çıkıyor dedi. Kişilik ve kişinin kariyeri... Kariyer, kişilik değil. Kişilik değil, kariyeri öne çıkıyor. Belediyecilik bir ekip işi. Tabii ki. Yani siz bir başhekimlikten geliyorsunuz, bir kurumsal yerde yöneticiliği de biliyorsunuz vaziyette çok. Ekibinizde kimler var efendim? Ekibiniz güçlü mü? Ekibimiz tabii ki güçlü. Ben aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetim mezunuyum. Bununla beraber uzun yıllar yöneticilik de yaptım. Yani en azından yönetimi biliyorum. Yani yönetişimi biliyorum. Yönetim artı iletişim noktasında evet ben bunda iddialıyım. Seçtiğimiz ekip de kendi başıma ben yaptım, ben bu ekiple çalışırım şeklinde oluşturduğumuz bir ekip değil. Halkımızla beraber istişareler sonucunda ortaya koyduğumuz bu çıkan isimler noktasından da ciddi bir elemeye tabi tutarak ortaya koyduğumuz bir ekip. Genç ve konusunda uzman deneyimli arkadaşlarımızla biz yol yürüyoruz şu anda. Ekibinize güveniyorsunuz. Güveniyorum tabii ki. Diğer adaylara da sordum efendim. Sizin kazanmanız adına Beyzullah Gülalan'ın kazanması, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak, bir diş hekimi olarak kazanması adına, yani Datçalılar sizi neden oy versinler? Tek cümleyle ifade edebilir misiniz? Neden oy versinler? Tek cümleyle açıklanmaz gerçi. Bunu ciddi manada açmak gerekiyor. Şimdi belli hizmetleri yapabilmek maalesef belediyelerin gücünü aşan şeyler. Bu noktada devletin kurumlarını harekete geçirebilmek adına kapıları çalmak, bakanlıkları, genel müdürlükleri harekete geçirebilmek durumundasınız. Ama maalesef şu güne kadar geldiğimizde böyle bir heyecanın olmadığını, böyle bir sürecin yaşanmadığını, maalesef böyle taleplerle gidilmediğini gördük ki emin olun ben bu kapıların tamamını çalarım. Devletin kurumlarından buraya gelebilecek olan hizmetlerin tamamı içinde elimden geleni yapar, o kapıları aşındırırım. Giderim ve o hizmeti almak için elimden gelen çabayı da sarf ederim. Evet. Efendim seçmene bir mesajınız varsa kapatacağım. Yoksa onu alıp bağlayacağız. Buyurun efendim. Datça'yı ehline emanet edin diyoruz biz. Biz öncelikle halkımız Allah'a, sonra halkımıza emanet ediyoruz ekibimizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim biz teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Evet, diş hekimi Feyzullah Gülada, Datça Belediye Başkanı adayı Cumhur İttifakı'nın hem AK Parti'nin hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını alacak şüphesiz. Hayırlısı olsun diyoruz ve gerçekten de entelektüel bir adayları var. Bilgi birikimine sahip, yöneticiliği biliyor. Başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Datça'nın marka kenti olması için bizlere güvenmelerini istiyoruz. Datça evet. Marka kenti olacak. Evet, Datça marka kenti olacak dedi Sayın Yuvada. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti adaylarının fikirlerini ekrana getirdik. Bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.